Merhaba arkadaşlar, orijinal yayınları 10. sınıf orijinal ders öğeleri katı cisimler kazanım ödev test 1 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir ayrıtının uzunluğu 6 birim olan kübün alanı nedir? Küpte 6 tane kare var. Bir tane karenin alanı a kare. 6 tane olduğu için 6 tane a kare olarak ne yaptım? Alanı niteledim. 6 çarpı bir kenarımın uzunluğu 6'ymış. 6'nın karesi olarak yazdım. 6'nın karesi 36, 6 ile çarptım. 216 olarak cevabım nerededir? E şıkkındadır birinci sorumuzda. Geldim ikinci sorumuza. Ayrıtları AB 16, BC 10 ve BF 12 birim olan dikdörtgenler prizması içindeki 9 birim yüksekliğine kadar su vardır. Tamam. Bu prizma BGCF yüzey üzerinde dik olarak devrildiğinde içerisindeki su yüksekliği ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi bak, önce AB 16, tamam, şurayı vermiş. BC 12, BC 10, özür dilerim. BF 12, yani şuranın tamamı neymiş? 12 birimmiş. O zaman şurayı 12 birim olarak önce bir niteleyelim. Mevcutta ne var? 9'a kadar gelmiş. O zaman hacmim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik olarak yaz. Taban alanım 16 ve 10 var. Yüksekliğim de 9. 16 çarpı 10 çarpı 9 olarak ne yaptım? Niteledim. Peki, direkt dikdörtgenler prizmasının şu BGCF üzerine ne yapıldığında, devrildiğinde tabanım neresi olur? Şuradaki uzunluk olur. Şuradaki dikdörtgen olur. O zaman yeni hacmimizi oluşturalım. Yine taban alanı çarpı yükseklik diyorum. Taban alanımda 10 ile 12 var. 10 çarpı 12, yüksekliğimde haşa kadar çıkar diyorum. Peki iki hacim ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 16 çarpı 10 çarpı 9 eşittir 10 çarpı 12 çarpı haş olarak yazdım. Şu onları attım. 16 ile 9'u çarptım. 144, 12 haşsa 144'ü 12'ye böldüğümüzde haşımız 12 olarak nerede? D şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum ikinci sorumuzda. Geldim üçüncü sorumuza. Hemen bakalım, taban ayrıtı 4. Tamam, şöyle 4 diyelim. Kare dik prizmanın yüksekliği 6'ymış. Şuraya da 6 dedim. AL, LE ve HK ile KG birbirine eşitmiş. Buna göre KL uzunluğu kaçtır? Şimdi şurası 6 ise o zaman şuradaki uzunluklar 3. Şurası 4. Hemen şuradan H'tan L'ye bir ne yapalım? Doğru çekelim. Bakın şurası dik. 3, 4 ne üçgeni? 5 üçgeni. Çektiğim doğruda direkt ifade köşeye geldiği için direkt bu da nedir? Diktir yorumunu yapabilirim. Şurası dörtgen, şuradaki uzunluklarım kaça kaçtır? 2'ye 2'dir derim. Bana nereyi soruyor? KL'yi soruyor. Hemen ifade olarak 5'in karesi artı 2'nin karesi eşittir ne diyeceğim? KL'nin karesi. Buradan KL'nin karesi 29 ise KL uzunluğum ne gelecek? Kök 29 olarak cevabım nerede? C şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. Üçüncü sorumuzda. Geldim dördüncü sorumuza. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L gibi ne yapılmış? Bir prizmanın açılımı verilmiş. Dik üçgen prizma. Hemen şöyle karşılıklı kenarları eşleyelim. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Şuraya da 10'u ne yapalım? Yapıştıralım. O zaman 10 şurayla kapanır. 6 da burayla kapanır. Bakın dik. Şurası 6, o zaman şurası 10 ve yüksekliğim ne geldi? 12 olarak yazdım. Şunu düzelttim. Ben bakıyorum. Yukarıda verilenlere göre prizmanın alanı direkt nedir şeklinde bir ifade verilmiş. Hemen ne diyeceğim? Şuradaki alanları bir bulalım. 6 kere 8, 48 bölü 2'den 24. 24 de burada var. 2 çarpı 24'ten 48'i yazdım. 10 ile 12'yi çarptım. 120 şurada. 120 yazdım. 8 ile 12'yi çarptım. Ne geldi? 96 burada var. Ve 12 ile 6'yı çarptım. 72 de nerede var? Burada var. İfadeleri ne yapıyorum? Direkt topluyorum. 8, 10, 16, 5, 7, 16, 7 daha 23, 2, 50, 3 ve 336 olarak cevabım nerededir? Direkt 5 şıkkındadır diyebiliriz. Geldim 5. örneğimize. Ayrıtları 2, 3, 5 ile orantılı olan dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? 240. O zaman şöyle
Ne yapalım? Niteleyelim. Tamam. Şöyle bir tane dikdörtgenler prizması çiziyorum. Şurası şöyle uzun olsun. Ne olsun şurası? 2K olsun. Şurası 3K. Direkt yüksekliğim de 5K olsun. Tamam. Bunun hacmi. Hacim neydi dikdörtgenler prizmasında? A çarpı B çarpı C. Yani 2K çarpı 3K çarpı 5K. Değer olarak kimmiş? 240. Direkt birim küpmüş dedim. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 tane K'nın kübü direkt 240 ise 240'ı 30'a böldüm. K küp 8 ise K'mız ne geldi? 2. Yani kenarlarım 2 ile orantılıymış. O zaman ne diyelim? Şunu diyelim. Şurası 4 birim. Şurası 3 ile 2'yi çarptım. 6 birim. Şurası da 5 ile 2'yi çarptım. Ne geldi? 10 birim olarak ifadeyi ne yaptım? Niteledim. Şimdi prizmanın alanını soruyor bana. Prizmanın alanı hemen istiyorsanız ayrı ayrı hesaplayarız. Bakın şuradaki alt ve üst tabandaki dikdörtgenlerin alanlarını 4 ile 6'yı çarptım. 24. Hem alt tabanda var hem de üst tabanda var. 24 artı 24. Başka hemen şu 4 ile 10'u çarptım. 40 hem önde var hem de arkada var. Yanlar için 6 ile 10'u çarptım. 60 artı ne geldi? 60 geldi. Buradan 120, 200. 248 olarak cevabım nerede gelir? Bakıyorum hemen. A şıkkında gelir diyorum. 5. sorumuzda. Hemen 6. sorumuza geldim. Bir ayrıtının uzunluğu 3 birim olan küplere ayrılmış yapıda EA uzunluğu kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen nereden çekelim? Şuradan çekelim bakın. Şurası dik. Şuradaki uzunluğu bulalım. Ayrıtı 3 birimse şurası 3 birim. Şura 3 yine burası 6. Tabi burada yine 3 dikme teoreminden şurası da nedir? Dik uzunluktur dersin. Hemen ifadelerin karelerini alalım. Direkt karelerini aldım. Şurası 6'nın karesi artı 3'ün karesi. 36 artı 9. Direkt 45. Orası da nedir? X kenarı 3 kök 5'tir. Şuradan 3 kök 5'i şuraya yazdım. Bakın yine bir ne var? Dik üçgen var. Onu da şuraya alıyorum. Bakın görün diye. Şurası 3 kök 5. Şurası 3. Şuraya da y diyelim bu sefer. Y kare eşittir. 3'ün karesi 9. 3 kök 5'in karesi 45. Direkt y kare ne geldi? 45 artı 9. 54. 54 nedir? 6 çarpı 9 olarak düşünebilirim. Y eşittir. 6 çarpı 9'un kökü. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 tane kök 6 olarak ifadeyi nerede? Direkt C şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Ayrıt uzunlukları 10, 12 ve 18 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloğun içerisinden yan yüzeylerinden ikişer birim uzaklıkta dikdörtgenler prizması şeklindeki parça çıkarılarak atılıyor. Tamam. Buna göre son durumda oluşan cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Ha, ne yapacağız önce? Önce şu dış yüzeyde oluşan ne yapalım? Bir alanların hepsini bulalım. Sonra iç yüzeyde olan alanları bulalım. Ve neyi çıkartalım? Daha sonra şuradaki boşluğu ifade olarak ne yapalım? Çıkaralım. Bak şimdi. Önce tüm yüzeyi buluyorum. Hepsinden ikişer tane var. Şurada yazayım. 2 çarpı ne var? 10 ile 12 var. 10, 12. Hatta şöyle yazayım. 12 çarpı 10 artı. Sonra 10 ile 18 var. 10 çarpı 18. Sonra 12 ile 18 var. 12 çarpı 18. Şimdi bunu toparlıyorum. 120, 180 daha. Ne geldi? 300. 12 çarpı 18. 216. 516. 2 ile çarptım. 1032 olarak ne yaptım? Tüm yüzeyi buldum. Yani hiçbir şart şurt olmasaydı bu dikdörtgenler prizmasının alanı ne olacaktı? 1032. Fakat şimdi bir de neler var? Bakın. Şu iç yüzeyde oluşanlar var. Şuradaki şeyi sileyim. Şunu karışmasın. Bir de nelerimiz var şimdi? İç yüzeyde. Yani şu yüzey var. Artı bu tarafta gözükmeyen şu alt yüzey. Bir de burada gözükmeyen üst yüzey var. Şimdi onu da hesaplıyorum. 2. Hatta şunu sileyim. Şu tarafa doğru yazayım. Biraz boşluğumuz az. 2 çarpı diyorum. Şimdi ifade olarak baktığınızda yan yüzeylerden ne diyor? Direkt ikişer birim küçük olan. O zaman
Şuradaki ifadeyi ikişer birim azaltırsam buradan 12'den 4'ü çıkarttım. Şuraya ne kalır? 8 birimlik bir uzunluk kalır. Şurası değişmediği için 10 çarpı ne geldi? 8. Hem altta var hem üstte var. O yüzden 2 ile çarptım. Artı bir de yan yüzeylerim var. Şuradan 2 birim yukarıdan, 2 birim aşağıdan. 18'den 4'ü çıkarttım. Şu içte 14 birimlik bir uzaklık oldu. Bakın alt taban değişmediği için 14 çarpı ne dedim? 10. Bunu da yazdım. 80, 140, 220. 2 ile çarptım. Ne geldi? 440. Yani oluşan alanlar direkt totalde ne var? 440 var. Bir de 1032 var. Toplarsanız şunu yanlış yazdık. 1032 ile 440'ı ne yapıyorum? Direkt topladığımızda 1472 geldi. Tamam. Bir de bak benim neyim var? Şurada çıkan yüzeyim var. Yani şu yüzey bir ön yüzeyden bir de arka taraftan çıkıyor. Yine eksi diyorum bu sefer de. 2 çarpı çıkarttığım için azaltacağım. Şurası kaç kalmıştı? 8. Burası kaç kalmıştı? 14. O zaman 8 çarpı ne diyeceğim? Direkt 14 olarak yazdım. 8, 80, 32, 112, 2 ile çarptım. Ne geldi? 224 geldi. O zaman 1472'den 224'ü çıkartacağım. 12 eksi 4, 8. Direkt 6 eksi 2, 4. 2, 1. 1248 olarak cevabımız nerededir? 7. soruda direkt A şıkkındadır diyebilirsiniz. Evet, esaslı soruymuş. Gerçekten güzel bir soruymuş. 8. örneğimize geldim. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kartonun köşelerinden bir kenar uzunluğu 3 santim olan kare çıkarılıp kesiliyor. Geriye kalan parça kesik çizgiler boyunca katlanarak bir üstü açık kutu elde ediliyor. Tabi elde edilen kutu nedir? Dikdörtgenler prizmasıdır. Hemen bakalım. Şuranın tamamı kaçmış? 18'miş. O zaman şuradan 18, 3 buradan, 3 buradan geldi çıktı. Direkt şuraya ne kaldı? 12 birimlik bir kutu kaldı. Tamam. Şimdi şuraya geliyorum. Buranın tamamı 12'ymiş. 3 buradan, 3 buradan çıktı. Şuraya da 6 birimlik bir kutu kaldı. Bak oluşan kutuyu şöyle bir niteleyeyim size. Şöyle iç yüzeyleri var. Şuradan üstü açık. Şuradaki yükseklikleri nedir? Şuralar 3'tür. Kısa kenarı 6. Uzun kenarı da 12 olan bir kutu. O zaman benim alanım neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bize kimi veriyordu? Hacmi veriyordu. Taban alanın 6 ile 12'nin çarpımı. Yani 12 çarpı 6. Buradaki yüksekliğim kaç birim? 3 birim. 3 ile çarpıyorum. 12 çarpı 6 72. 72 ile 3'ü çarparsam 216 direkt santimetre küp olarak cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebiliriz 8. sorumuzda. Geldim 9. sorumuza. Ne diyor? Tabanı dikdörtgen olan şekildeki gibi kapaklı ve şekildeki gibi iç bölmelerle bir karton kutu yapılacaktır. Tamam, yapılsın. Bu kutunun taban ayrıtları 8 santim, 12 santim ve 3 yüksekliği 3 santim olduğuna göre kutunun yapılabilmesi için kaç santimetre kare karton gerekir? Yani tüm kartonun esasen bana ne soruyor? Alanı soruluyor. Şimdi 2 ile 2 ile hesaplayalım önce, daha sonra içini hesaplayalım. 2 çarpı diyorum. 8 ile 12'nin çarpımı 8 çarpı 12 geldi. Artı 12 ile 3'ün çarpımı 12 çarpı 3 geldi. Bir de 8 çarpı ne geldi? 3. Toparlıyorum. 2, 96 artı 36 artı ne geldi? 24. 36, 24, 70. 96 daha 156. 2 ile çarptım. 312. Tamam, bunu hesapladık. Şimdi bir de neyimiz var? İç yüzeydeki kartonlarımız var. Bakın kartonların yüksekliği 3. Şuradaki kenar birisi 12, birisi 8. O zaman ne diyeceğim? 12 çarpı 3'lük bir birinci karton alanı var. Bakın şuradaki 12 ile 3'ün çarpımı. Diğeri de, onu da şuradan işaretleyeyim. 8 çarpı 3'lük bir kartonun alanı var. Ona da 8 çarpı 3 olarak yazdım. 24 artı 36'dan 60 birim karelik de buradan karton gerekli. Tüm kartonu soruyor. 312 ile 60'ı topladım. Total 372 gibi bir sonuç. Cevap nerededir?
E şıkkındadır diyebiliriz. Direkt 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Taban ayrıtı 10 santim olan karedik prizmanın içi şekil 1'deki gibi belli bir yüksekliğe kadar su doludur. Tamam, kare ise ve kenarları 10'a 10'muş. Şurası da H diyelim. O zaman hacim taban alanı çarpı yükseklikten direkt 10 çarpı 10 çarpı H'dan 100 H'lık bir hacim var. Tamam, bunu hallettik. Bu prizmanın içine atılan ne diyor? Kapalı bir küp şekil 2'deki gibi dibe batarak suyu 1 santim yükseltiyor. Bakın yine kenarlarım 10'a 10. Yüksekliğim bu sefer ne oldu? H artı 1 oldu. Yani H'tı 1 santim daha fazla yükseldi. O zaman V yeni diyorum. Bu da 10 çarpı 10 çarpı ne geldi? H artı 1. Yani ifadeyi düzenlersem 100 H artı ne geldi? 100 olarak ifademizi ne yaptım? Nitelim. Veya şuna da V küp artı V diyelim. V artı V küp diyelim. Çünkü küpün hacminden dolayı ne yapar? Bir yükseklik farkı oluşur. V'yi biliyorum ben 100 H olduğunu. Direkt 100 H artı ne diyeceğim? V küp eşitmiş ifaden 100 H artı kime? 100'e. 100 H artı 100 dedim. Şu 100 H'ları götürdüğümüzde kübün hacmi direkt ne gelecek? 100 birim küp olarak gelecek veya 100 santimetre küp olarak. Zaten soruda ne soruluyor? Kübün hacmi soruluyor. O da 100 birim küp olarak ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Ayrıtları ABC olan dikdörtgenler prizmasında cisim köşegeninin uzunluğu. Cisim köşegeninin uzunluğu arkadaşlar direkt kenarların karelerinin toplamının karekökü'dür. Yani A kare artı B kare artı C karenin karekökü direkt nedir? 13. O zaman her iki tarafın karesini alırsam A kare artı B kare artı C kare 13'ün karesinden 169 geldi. Tamam. Ve ayrıtlarının toplamı yani ABC demiştim ayrıtlara. ABC'nin toplamı 19'muş. Buna göre prizmanın alanı. Prizmanın alanı İki tane kenarların ikili ikili çarpımlarının nedir? Direkt toplamıdır. Peki biz bunu nereden buluruz? İfadenin karesini alarak buluruz. Bir ifadenin, üçlü bir ifadenin karesi, direkt şöyle yazayım. Önce ondan sonra uygulamamızı yapalım. Direkt karelerinin toplamı A kare artı B kare artı C kare artı ikili çarpımlarının nedir? Toplamıdır dersin. Şimdi biz bunu biliyoruz. Karelerinin toplamı mevcut elimizde 169. Bizden istenen ikili çarpım zaten A artı B artı C'nin karesinde 19'un karesini alarak bulabilirim. O zaman 19'un karesi eşittir diyorum. A kare artı B kare artı C kare 169 artı bizden istenen ifade şuna ne diyelim? Direkt A diyelim. Alan olarak nitelemiş olur. 19'un karesi 361. 361 eşittir 169 artı ne geldi? A geldi. Aldım sol tarafa. A'mız ne geliyor? 11 eksi 9 2 6 direkt 5 kaldı. 2 3'ten 2'den 1'i çıkarttım. 1 192 olarak ne yapabiliriz? Cevabımızda istenen alanı bulmuş oluruz. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyorum 11. sorumuzda. 12. ve testimizin son sorusu. Şekilde birim küplerle oluşturulmuş yapının tabanı hariç kumaş ile kaplanması isteniyor. Buna göre diyor kaç birim kare kumaş gereklidir şeklinde ifadeyi ne yapmış? Nitelemiş. Şimdi bak tabanı hariç dediği için o zaman üst yüzey ile alt yüzeye bakan tabanları ne yapmayacağım? Hesaplamayacağım. Sadece üst tabandakileri hesaplayacağım. Hemen o zaman şu üst tabanları bir yazmadan şu yan yüzeydekileri bir bulalım. Hemen bakın şuradan kırmızı kalemimi alayım. Şuraya bir bakın üst yüzeyleri yazmıyorum. Sadece üst yüzeyi yazacağım. Alt tabanı yazmayacağım. Şuna 2 dedim. Şurası 3, 4, 5, 6. Bakın hep yan yüzeyleri yazıyorum. 7, 8, 9, 10. Üst yüzeyleri yazmıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Tabii bunlar hangisi? Yan yüzeyleri. Bunların neresinde de var? Arkasında da var.
Hemen 22 çarpı 2'den 44 tane neyim oldu? Yüzeyim oldu. Şimdi hocam neden üst yüzeyleri saymadık? Bak, tabanı hariç dediği için üst yüzeydekilerle aslında tabanda da ne vardır? Kareler vardır ama taban almayacağı için şimdi bu 44 tane karenin üzerine üst yüzeydeki kareleri ekleyeceğim. Şuna 44 tane olduğu için tekrardan birden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane de ne var? Üst yüzeyimde var. O zaman şu yan yüzeyler 44 artı 5'ten 5 tane de üst yüzey var. Direkt 49 tane kübün neyini bulacağım? Alanı bulacağım. Birim kare, birim küp dediği için her kenarı bir birim olan kübün direkt alanı ne diyeceğim? 1 çarpı 1'den 1'dir. O zaman 49 tane kare olduğu için 49 çarpı 1'den 49 birim karelik kumaş nedir? Bu iş için yeterlidir ve uygundur yorumunu yapabiliriz 12. sorumuzdan. Evet, bir sonraki ÖSYM tarzı ödev testikinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematik.